Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. SRC 4, SRC 3 yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2021 soruları arkadaşlar. Sizlere de çıkabilecek sorular, SRC 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılıp 2021 yazılı ve uygulamada çıkacak olan soruları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. SRC 4 yurt içi kargo taşımacılığı, SRC 3 uluslararası kargo taşımacılığı idi. Milli eğitim müfredatına uygun SRC sınav sorularını hazırlıyoruz. Arkadaşlar MEP müfredatına göre hazırlanmış örnek SRC sınav soruları 40 adet soru soruluyor. Yazılı sınav sorularında her bir soru 2,5 puandır. Başarı notu 40, başarı notu 70 ve üzeridir. 28 doğru, 70 puan yapmaktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmadığı için boş bırakmamanız sizin için önemli olacaktır. 40 soru için sınav süresi 60 dakikadır arkadaşlar. Bu uygulamadan 3 soru çıkıyor. İkisini doğru yapmanız gerekir. Örnek soruları kanalımızda çözebilirsiniz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. SRC Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, SRC 3 yük kargo taşımacılığı, SRC 4 yurt içi kargo taşımacılığı, SRC 3 uluslararası kargo taşımacılığı arkadaşlar. SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığıdır. SRC 1'i alanlar arkadaşlar SRC 2'yi almış sayılır. SRC 3'ü de almış alanlar SRC 4'ü almış sayılıyor arkadaşlar. Evet. Hemen sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurt içi taşımalarda gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Sevk irsaliyesi, B. Taşıma senedi, C. Fatura, D. Taşıma sözleşmesi. Tabii ki burada arkadaşlar sevk irsaliyesidir cevabımız, Adana seçeneği. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki araçların hangilerinde takograf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur? A. Şehirler arası taşımacılık yapan bütün araçlarda, B. Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda, C. Şehir içi ve şehir dışı yolcu taşıyan bütün araçlarda, D. Kamyon, otobüs ve çekicilerde. Takograf cihazı engel işaretiyle birlikte arkadaşlar kamyon, otobüs ve çekicilerde kullanmak zorunludur. Denizli seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçelim. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır? A. Yavaş ve dikkatli geçilir. B. Durulup yol kontrol edildikten sonra geçilir. C. Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için dikkatli geçilir. D. Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir. Evet. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yavaş ve dikkatli geçilir. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuza bakalım.
Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir. B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km saat daha düşük hızla kullanılmalıdır. D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km bölü saat artırılabilir. Evet. Burada C seçeneği doğru cevabımız. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km saat daha düşük hızla kullanılmalıdır olacak. Evet, hemen 5. sorumuz. 5. sorumuz arkadaşlar gabari ile ilgili bir soru gelmiş. Bakın. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yükseklik anlamında gabari sınırlaması levhası. Bakın 350 metre köprüyle bakın köprünün altında asfaltla köprünün arasındaki yüksekliği sormuşlar. Evet bakın. B. Genişlik anlamında gabari sınırlaması. C. Kamyon giremez levhası. D. Uzunluk anlamında gabari sınırlaması. Evet arkadaşlar burada bakın, kamyon var. 350 sağ tarafta ve yükseklik gabarisi köprünün ayağında var. Burada bize neyi soruyor? Yükseklik anlamında gabari sınırlamasını sormuş. Adana seçeneği doğru cevap. 230 genişlik, 350 yükseklik, 10 metre uzunluk gabarilerini bakın burada da verilmiş. Bunlardan da sınavlarda gelebilir. Hemen 6. sorumuza geçelim. 88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Duruş mesafesi. B. Takip mesafesi. C. İntikal mesafesi. D. Fren mesafesi. 88-89 sayılarını ardı arda söylemek trafikte arkadaşlar takip mesafesini kontrol etmektir. Takip mesafesi hızın yarısıdır. Aynı zamanda 2 saniyede kat edilen süredir. Evet cevabımız Bursa seçeneğidir. 7. sorumuz. Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir? A. En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların. B. Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların. C. Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların. D. Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstüne sahip araçların evet hangisinde araçların sağındaki şeritten geçilebilir? Evet arkadaşlar burada yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstüne sahip araçların cevap Denizli seçeneğidir. 8. sorumuz. Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir. A. Yükleme süreci bittiğinde kasa kapaklarını kapatılır. B. Kasa pimlerinin sağlamlığını kontrol edilir. C. Yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır. D. Taşıma esnasında yükün ve eşyanın etrafa dağılmasını ve saçılmasını önlenir. Evet arkadaşlar burada yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır. Nedir? Yanlıştır. Evet. Cevap Ceyhan seçeneği. 9. sorumuz. K
Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir? 2.50, 3.80, 4.20. Evet. Arkadaşlar, yüklü ve yüksüz olarak yükseklik kaç metredir sorumuzun cevabı 4 metredir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. sorumuza geçelim. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Devamlı çizgi, kesik kesik çizgi. A. Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. B. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. C. Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği. D. İki şeritli yolun tek şeritli yola düşeceğini. Evet. Burada kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini bildirir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır? A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır ancak motor gücü azdır. B. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır, motor gücü fazladır. C. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır ancak motor gücü fazladır. D. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır, motor gücü azdır. Evet, motor gücü ve hız nasıldır sorumuzun cevabı büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır ancak motor gücü azdır seçeneği olacak cevap. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 12. sorumuza geçelim. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu kaç gün içinde bakanlığa bildirmek zorundadır? 30 gün, 60 gün, 90 gün, 1 yıl. Evet arkadaşlar, 1 yıl içerisinde bildirmek zorundadırlar. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 13. soru. Aşağıdaki belgelerden hangisi eşya taşımacılığı yapılırken araçta bulundurulmak zorunlu değildir? A. Sevk irsaliyesi. B. Taşıt kartı. C. Taşıma sözleşmesi. D. Taşıma irsaliyesi. Evet arkadaşlar, burada da taşıma sözleşmesi zorunlu değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 14. soru. Telafi edilmek koşulu ile günlük dinlenme süresi haftanın en fazla kaç günü kaç saate indirilebilir? A. Haftada 2 defa 10 saate indirilebilir. B. Haftada 2 defa 9 saate indirilebilir. C. Haftada 3 defa 9 saate indirilebilir. D. Haftada 3 defa 10 saate indirilebilir. Evet, burada da doğru cevabımız haftada 3 defa 9 saate indirilebilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz ilk yardımla ilgili. İlk yardımda turnike uygulaması nedir? A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır. B. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. C. Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir. D. Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir. Turnike uygulaması kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik
üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 16. sorumuza geçebiliriz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıma güzergahı, B. Taşıma hattı, C. Taşımacılık, D. Taşıma. Evet arkadaşlar, burada da taşıma hattıdır. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. 17. soru, taşıtlarda kullanılan kararmalı dikiz aynaları ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir? A. Göz kamaşmasını önlemek, B. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak, C. Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek, D. Gaza basmadan aracın sabit bir hızla gitmesini sağlamak. Evet arkadaşlar, burada da dikiz aynalarının ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşması göz kamaşmasını önlemektir. Cevabımız Adana seçeneği, doğru cevap. 18. sorumuz, servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez? 10, 15, 20, 25. Evet, burada da 15'tir arkadaşlar. Evet. Karayollarında en düşük hız sınırı 15'tir. Cevap Bursa seçeneğidir. 20. sorumuz, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması'na göre herhangi bir 15 günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? 60, 70, 80, 90. Toplam taşıt kullanma süresi 90 saati geçemez. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bizi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Ehliyet Serecek kanalı. Bundan böyle Ehliyet Serecek kanalında serici sorularını da bulabileceksiniz. Instagram'da oradan da takip edebilirsiniz. Hemen 20. sorumuza geçelim. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az 2 şoförle kullanılması durumunda her kaç saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenecektir? 24 saatte 8, 24 saatte 11, 30 saatte 8, 30 saatte 11 saat. Tabi burada da 30 saatte 8 saat dinlenmesi gerekecektir. En az dediğine göre arkadaşlar, bakın burada 2 şoförle kullanılması durumunda 30 saatte 8 saat olması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz, karayolu taşıma kanununa göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? 5 iş günü içinde, 8 iş günü içinde, 10 iş günü içinde, 30 iş günü içinde. Evet, burada da arkadaşlar sigortacıya ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içerisinde ödemek zorundadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz, karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami uzunluğu en fazla olan hangisidir?
Körüklü otobüsler, B çift katlı otobüsler, C yarı romoklu araçlar, D iki romoklu katarlar. Evet. Evet arkadaşlar, iki romoklu katarlar lüksüz azami uzunluğu en fazla olanlardır. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz, karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami genişlik kaç metredir? 2,40, 2,55, 2,95, 2,45. Evet arkadaşlar, burada bir açıklama yapalım. Araçların azami en fazla genişliği 2,55'tir. Araçların azami en fazla yüksekliği 4 metredir. Burada genişlik sorduğuna göre 2,55'tir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 24. sorumuz sınır kapılarıyla ilgili. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Artvin, Sarp sınır kapısı Gürcistan. B. Kırklareli, Dereköy sınır kapısı Yunanistan. C. Gaziantep, Karkamış sınır kapısı Irak. D. Hatay, Yayladağı sınır kapısı İran. Evet arkadaşlar, burada da Artvin, Sarp sınır kapısı Gürcistan eşleşmesi doğrudur. Adana seçeneği doğru cevabımız. 25. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne kadardır? A. Taşıtın kasko değeri kadar. B. İkinci el piyasa değeri kadar. C. Naylon navlun değeri kadar. D. Fob değeri kadar. Evet. Arkadaşlar, burada taşıtın kasko değeri kadardır bedeli. Adana seçeneği doğru cevabımız. Evet, serici 1 2 3 4 5'te tek adres kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. %100 serici 1 2 3 4 5 2021 yazılı ve uygulama sorularını kanalımızda çözüp başarınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube Ehliyet SRC kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Instagram Ehliyet SRC kanalını da takip ederek yine buradan da soruları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.